takımınızın skor makinesi olmak kortta deneyimleyebileceğiniz en iyi statülerden biri. NBA'de bunun örneklerini biliyoruz. James Harden, Bradley Beal, Kevin Durant, ligin tarihine bakacaksak Wilt, Kareem gibi isimler var. Hatta lig dışına çıkacaksak LaMelo Ball'un 92 sayısı, Mikey Williams'ın 77 sayısı, herkes kendi seviyesinde en iyi şut üreticisi unvanını almaya çalışıyor. Ama bugün konuşacağımız oyuncu çok farklı bir seviyede. Bir NCAA maçında 138 sayı. Hadi başlayalım. Dostlar, abone olarak yardımcı olmayı unutmayalım. Bu tür şeyler bana çok motivasyon veriyor. O yüzden yardımcı olsanız çok sevinirim. Dilerseniz tarihi performansımıza geçelim. Arkadaşlar, şimdi anlatacağım performans, evet biliyorum, o kadar özel bir müsabaka değil. Üniversiteli öğrencilerin çıktığı rekabetçi bir müsabaka sadece. Ama bugün konuşacağımız başrol oyuncusu 1.78 boyunda olan guard Jack Taylor. Kendisi bu olayın yaşandığı sene 2012'de oldukça ünlüydü. Sosyal medyanın doğru düzgün bir şekilde normal medyanın yerini almaya başladığı o zamanlar ilk viral videoya sahip olan kolej oyuncularından biriydi. Hatta o kadar büyük bir ün kazanmıştı ki Kobe onun için maç sonrası röportajında "Her ne seviyedeyseniz olun, bir maçta 138 sayı atmak çok etkileyici bir performans" demişti. O zaman sizi daha fazla uzatmadan maça geçeyim. Taylor'ın koleji Grinnell ve karşısında Faith Baptist Bible takımı. Thank you.
Esasında Taylor'ın kolejinin skor üretme sistemi neredeyse son 20 senedir işe yaramakta. Çünkü katıldıkları her turnuvada sonuç ne olursa olsun, nasıl bir istikrar yakalarsa yakalasınlar, her zaman en skorer takım onlardı. Çünkü olay şundan ibaret. Backcourt oyuncuların sağlam olacak abi. Yani scout ettiğin oyuncu ve takıma aldığın oyuncu şut üreten combo guard olacak. Ayrıca oynadıkları ligin çok üst bir seviye olmamasından da ötürü kısaca guardları getirin, isolation oynayarak sayı üretsin ya da pick and roll ile boş alanı bulup orta mesafe kullansın. Mantık bu. Karşılaştırmam gerekirse Taylor'ın takım arkadaşı Griffin bu performansından bir önceki sene 89 sayı kaydetti. Yani bu kolejde skorer oyuncular o kadar da nadir değil. Ama hiç kimsenin de 138 sayı atmasını beklemezsiniz. İstatistiklere gireceksek, 36 dakika sahada kalan oyuncu toplam 108 şut denedi. Oha. Ve 52'sinde isabet buldu. Bu da %48 saha içi yüzdesi demek oluyor. Esasında eğer %50'nin altında bir şut yüzdesine sahipsen, 108 şut denemen takımın için hiç hayırlı olmaz. Ama koçun bununla bir sorunu yoktu. O yüzden benim de olmayacak. Üçlükten ise 71'de 27 idi. Ve %38 ile oynadı. Adam ciddi ciddi bir maçta 71 üçlük denedi. Dostlar, normal bir NBA maçında ortalama iki takımın toplam attığı field goal sayısı 71 olmuyor. Ve adam üstüne bu kadar denedi ve 27'sinde başarılı oldu. Ayrıca karşı takıma şunu da demek istiyorum. Oğlum siz kör müsünüz? Bir double team falan yapsanız adama, pas atsın yani. Bir oyuncudan 138 sayı yemek çok gurur kırıcı bir olay. Keşke başka opsiyonlara yönelselerdi. Dakika dakika hesaplandığında ise bu oyuncu her dakika toplam 3 şut denedi. Ve karşı takımın buna bir cevabı yoktu. Taylor ilk yarıyı 58 sayıyla tamamladı. Ve bir noktada attığı her şeyin girdiğini söyleyen oyuncu ikinci yarıda 80 sayı kaydetti. Ancak basketbol kariyeri NBA'ye çıkabilecek kadar bir seviyede değildi. Ciddi anlamda çılgınca bir olay. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tür içerikler için abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve hoşça kalın.